Günün çarpıcı bir diğer açıklamasıyla devam edelim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, o da bir canlı yayına katıldı ve Altılı Masa toplantısında alınan kararların bir Avrupa ülkesinin büyükelçisiyle paylaşıldığını açıkladı ki bu daha önce de bir tartışma konusu olmuştu ama burada bir yenilik var. O da Soylu'nun ses kaydı var demesi ve ses kaydı nasıl elde edildi sorusuna ise birisi ajanlık faaliyeti yapıyorsa diye başladı ve devamını da getirdi. İlk Altılı Masa'nın toplantısını, toplantıdan çıkan neticeyi Ünal Çevik Öz'le beraber ilgili büyükelçiye gönderdiler. Onun için redakte ettirdiler. Çarpıcı iddianın sahibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Birisi ajanlık faaliyeti yapıyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin takip etmemesi sıkıntıdır. Kanunun bir görevidir, yetkisidir. Yedili koalisyonun yurt dışı bağlantılarına dikkat çekti. İntikam almak istiyorlar dedi. Şimdi o 21 yılın intikamını bu seçimde almak istiyorlar. Darbeyle yapamadığını 15 Temmuz'da seçimle yapıyor. O darbeyi kurgulayan Amerika'nın kendisi. FETÖ'nün patronu kim? Amerika Birleşik Devletleri. Peki Amerika Birleşik Devletleri ise FETÖ bugün kime oy veriyor? PKK'nın patronu kim? PKK'nın patronu da Amerika. PKK bugün kılçısız kime oy veriyor? Soylu muhalefetin tüm kararlarını sınır ötesiyle paylaştığını, seçimlere dışarıdan müdahale edildiğini söyledi. Amerika'nın Türkiye'deki bir seçime müdahalesi, seçim için analiz yürütmesi, seçim için fikir yürütmesine ne anlam verilir? Bu nedir yani? Bu nasıl tarif ederiz? Benim iddiamın kaynağı bizzat Biden'ın kendisi. Benim görevim de seçmene bunu anlatmak. Türkiye'nin bu seçime hangi müdahalelerle gittiğini anlatmak. HDP için PKK'nın siyasi kolu dedi. Milletvekili listelerinin Kandil'de hazırlandığını da açıkladı. PKK'nın siyasi kolu HDP'dir. Siz kabul edersiniz, etmezsiniz ama ben öyle biliyorum. Ben İçişleri Bakanıyım. HDP'nin milletvekili adayları Kandil tarafından belirlenmiştir. Bu benim bilgim. Ya bir değerlendirmem falan yorum değil diyorsunuz. Tabii bilgi, kesin bilgi olarak. HDP diye bir siyasi parti yok. HDP PKK'nın siyasi koludur. Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'yla HDP'nin Kandil destekli pazarlığına Van mitingini hatırlatarak tepki gösterdi. CHP'liler Van'da Seleo özgürlük veya Kanakan intikam Apo'ya özgürlük diye bağırır mı CHP'liler? Bağırırlarsa zaten iş başka bir noktaya kaymış. İmamoğlu konuşurken Seleo özgürlük sloganlarını duydunuz mu? Duydunuz. Soylu, Amerika'da mal varlığına el konduğu haberlerinin yeniden gündeme gelmesiyle ilgili de net konuştu. İki defa Amerika bana yasak koymuş. Diyor ki istenmeyen adam ilan ettik seni. Diyor ki Amerika'daki mallarına el koydum. Ulan Amerika'da bir tane malım var. O da FETÖ. Onu da almaya namerttir be.